Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım. Ben Kahve Teknolojileri firmasının genel müdürü, aynı zamanda kurucu ortağı Ziya. Firmanızın hikayesi nedir? Pandemi döneminde şirketin diğer ortağı Serhan ile bir akşam yemeği sonunda Türk kahvesi içiyorduk. Sohbetin sonuna doğru neden Türk kahvesinin dünyada espresso kahveler kadar yaygın olmadığı, Türk kahvesinin neden daha pratik demlenmediği gibi sorular sormaya başladık. Sorularımıza cevap bularak bugün Kahve Teknolojileri firmasının kurucuları olarak pratik Türk kahvesini demleyen ve doğaya duyarlı makineler geliştiriyoruz. Girişim kararını verdiren ana problem neydi? Birçok problem tespit ettik. İlki pratiklik ve standartizasyon. Türk kahvesi geleneksel yollarla demlenirken farklı sıcaklık değerleri ve teknikler kullanılır. Güncel makineler kullanılırken cezve gibi aracı demleme araçları kullanılmakta. Bu farklılıklar ve demleme zorluğu Türk kahvesinin yaygınlaşmasını engeller ve standart ürün olmamasına neden olur. Tekrarlı Türk kahvesi yapımlarında sürekli olarak cezvenin yıkanması gerekmektedir. Bu durum Türk kahvesi yapımını zorlaştırmaktadır. İkinci problem çeşitlilik. Türk kahvesini demlerken aynı anda şekersiz ve şekerli gibi farklı türlerde kahveler cezvelerde demlenememektedir. Kafetek olarak geliştirdiğimiz makinalarda aynı anda farklı türlerde kahveleri aynı anda yapabiliyoruz. Üçüncü problem erken soğuma. Türk kahvesi demlendikten sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak ortalama 3 dakika içerisinde 50 derecenin altına inmektedir. Biz bardağın içerisinde demleme yaptığımız için 50 dereceye gelme süresini %30 daha uzatmaktayız. Bu da daha uzun süreli sıcak Türk kahvesi içimini sağlamaktadır. Örneğin bir otel işletmecisi havuz başında kahve içmek isteyen müşterisini Türk kahvesine ulaştırana kadar soğuduğundan şikayet etti. Dördüncü problem ise kafe, restoran, otel gibi toplu tüketim alanlarında kayıp kaçak Türk kahvesi satışlarının olması. Gelire yansımayan tüketimin Türk kahvesinin satış maliyetlerinin artmasından dolayı işletmeler kar kaybına sebep olmaktadır. Piyasadan aldığımız geri bildirimlere göre kayıp kaçakların zaman zaman %50'lere ulaştığını öğrendik. Peki Kafetek'in çözümü nedir? Türk kahvesi demlemesi ve hazırlanmasına ilişkin problemleri aracı cezve olarak ortadan kaldırarak direkt fincan içerisinde Türk kahvesi demleme ile bu problemleri çözüyoruz. Birçok fincan tipine ve bardak yapısına uygun olacak olan makinamız 90 ml ve 180 ml Türk kahvesi demleyebiliyor. Kullandığımız indüksiyon ısıtma sistemi ile kahvenin her tarafına eşit ısı dağıtımı yaparak daha lezzetli ve bol köpüklü kahve demliyoruz. En az iki gözlü olacak olan makinamızda farklı tiplerde kahveler aynı anda demlenebiliyor. IoT teknolojisine sahip Türk kahvesi makinamız üretilen her Türk kahvesini aydın numarasına göre kayıt altına alıyor. Böylelikle hangi lokasyonda, hangi makinede ne kadarlık satış olduğu ve ne kadarlık stok olduğunu izleyebiliyoruz. Bu kayıp satışların önüne geçerek işletmeleri kaynak tasarrufu yapmasını sağlıyoruz. Türk kahvesiyle ilgili sektörel veriler nedir? Marketing Türkiye'nin 2021 Temmuz ayında yaptığı araştırmalara göre Türkiye'nin %82'si her gün en az bir kahve tüketiyor. Yine aynı araştırma sonucunda tüketicilerin %54'ü Türk kahvesi tüketicisi. Londra merkezli Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun kahve tüketim verilerine göre ise Türkiye'de ortalama 30 milyon fincan kahve tüketiliyor. Türk kahvesi tüketimi tüm kahveler içerisinde %50 pazar büyüklüğüne sahip. Bu sebeple 15 milyon fincan Türk kahvesi yerel pazar büyüklüğünü oluşturuyor. Her kahvenin ortalama 10 TL ile satıldığı düşünülürse ortalama günlük 150 milyon TL'lik devasa bir pazardan bahsediyoruz. Kafetek'in satış modeli nedir? Makinelerimizi kullanmak isteyen işletmelere ücretsiz vereceğiz. Makinelerin Türk kahvesi satışları ve stokları kullanıcı panelinden takip edilecek. Stokları azalan makinelere Türk kahvesi gönderilecek ve gönderilen Türk kahvesi düzenli olarak faturalaştırılacak. Böylelikle Türk kahvesi yatırımı yapmadan benzer maliyetle daha lezzetli, daha pratik ve daha az su tüketerek Türk kahvesine erişebilecekler. Satış modelimiz özet olarak fotokopi makinesi satın almak yerine fotokopi makinesi kiralamak gibi düşünebilirsiniz. İstanbul içinde 24 saat, İstanbul dışında 48 saat içerisinde ücretsiz destek ve ihtiyaca göre makine değişimi olacak. Kafetek nerelerde olacak? Makinalarımız toplu tüketim noktalarında kullanılacak endüstriyel bir makinedir. Kafe, restoran ve ofis gibi alanlarda pratik ve kontrollü Türk kahvesi tüketimine imkan sağlayacaktır.
Hedef pazarımızdaki işletmelerde günlük kahve tüketimi 20'den fazla olanlarla karşılıklı sözleşme imzalayarak hizmet vereceğiz. Yurt dışında farklı kahve tüketimi eğilimi gözlemlemekteyiz. Türk kahvesinin bu boşluğu doldurabilecek nitelikte olduğuna inanıyoruz. Türk kahvesine kazandıracağımız pratiklik ve standart ile iş modelimizi koruyarak kısa sürede yurt dışında da hizmet vermeyi planlıyoruz. Cafetein şimdiden İspanya, Finlandiya ve birçok körfez ülkesinden ilgi çektiğini belirtebiliriz. Cafetein'in büyüme hedefleri nedir? 2023 yılında ortalama aktif 1050 makine ile hizmet vermeyi öngörüyoruz. 2024 yılında Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Körfez başta olmak üzere şubeleşme adına bu bölgelerde şirketler kuracağız. 2024 yılında seri A yatırım turlarına çıkabilecek seviyede satış gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2025 yılında marka değerleme kuruluşu olan Brand Finance'ın düzenlediği yıllık raporlarda Türkiye'deki en değerli 100 marka arasında yer almak istiyoruz. Cafetein yatırımcı çağrısı nedir? Siz de fon bulucu ile başlattığımız yatırım turuna katılarak Cafetein vizyonuna ve Türk kahvesi tutkusuna ortak olabilirsiniz.